Kardeşlerim bırak. Bırakmıyorum. Bartolu Saadettin. Kardeşlerimi bırakacaksın. Birincide duydum. Bırakmıyorum dedim. Ne yapacaksın? Evlatlar. Hayırdır İdris Koçovalı? Yasin mi okuyorsun? Kendim için okumuyorum Saadettin Efendi. Senin için okuyorum. Sen çekil. Baba, dur ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Neyi halledeceksin lan? Paşa'yla emmi içeride biliyor musun sen? Biliyorum. Sen eve. Çık hadi. Ben de lütfen, lütfen. Yamaç Beş. Bartolu sus! Sus! Baba ne olursun anlatacağım. Sen çık. Kardeşlerimi almadan gitmem. Vermiyorum dedim. Vermiyorum. Tamam ulan. Tamam. Ben de buradan bir adım atarsam yedi sülalemi kainat. Sık. Sıkmayan şerefsiz sıkın. Yamaç, benimle gel. Sen neyin derdindesin lan? Ha? Baba bir dakika. Ne yapmaya çalışıyorsun? Baba bir dakika. Kardeşlerim içeride diyorum lan sana. Kardeşlerim. Sen benim namlumun önünde duruyorsun. Baba bir dakika. Gidip alacaksın lan onları. Gidip alacaksın, buraya getireceksin. Gel benimle. Nereye geleyim? Baba bir gelir misin? Karaca, annen nerede? Babamla çıktılardı babaanne. Saadet'i bul bana hemen. Emmi. Hemen. Sen ne ara hallettin oğlum bunları? Topla, topla, topla. Çabuk, çabuk, çabuk! Medet! Abim. Kim duruyordu bu yamacın başında? Gel lan buraya gerizekalı. Gel buraya! Gel şöyle. Gel şöyle!
Niye ayrıldın evladım yavacın başından? Abi ben seni korumak için düşündüm ki... Ha, düşündün. Tak ayağı üzerinde dur. Dur! Sana düşündüğün oldu mu gerizekalı? Medet. Abim. İnelim aşağıya. Bunlar bir daha gelmeden şu işi bitirelim. Savaşmış. Biz ne savaşlar gördük be? Malazgirt meydan muharebesi, Patnos savaşı, Elazgirt kuşatması, ey yavrum ey! Öyle değil mi Medet? Çelikten korksaydık, çelik şomak oynamazdık. O laf öyle değil, o laf öyle değil. Yürü, yürü! Bunların hastaneye gitmesi gerek. İyi değiller. İç kanama falan. Biz kendi yaralarımızı kendimiz diktik yıllarca Sultan. 30 sene önce hastane mi vardı? Bizim yaralarımız hiç bitmedik. Değil mi paşa? Bu kadar. Başka var mı? Yok, tamam. Eline sağlık İdris, sağ olasın. Hiçbir yere gitmeyecekler. Façalar düzelinceye kadar burada kalacaklar. Fakat size de helal olsun ha. Helal olsun. Siz benim ailemsiniz ya. Benim ailem. Sen çocukları al çukura götür kızım. Evden ayrılsınlar. Şimdi herkes eteğindeki taşı dökecek. Mahkeme kurulacak sonra. Ben de hesapları keseceğim. Herkes kendi bildiği gibi yaşamaya başlamış. Olmaz böyle şey. Baba. Sen bana bırak, ben halledeceğim. Sana şimdi geldim. Yamaç Efendi. Yok öyle. Sıkamadım. Kendimi tuttum. Şuydu, buydu. Tepemize bindi lan köpek. Kardeşlerimi almak ne demek? Kardeşlerimi almak, beni almak demek. Beni benim mahallemde esir edecekse bu adam, verelim anahtarları, gidelim çukurdan hep birlikte. Öyle mi? Sana 24 saat mühlet Yamaç Efendi. Bu herif bu mahalleyi terk edecek. İster tabutta, ister yürüyerek. Sen halledemezsen ben halledeceğim. Çukuru tepesine indireceğim bu herifin. Bu da benim sana sözüm olsun. İyi mi? Celasum. Bismillahirrahmanirrahim.
Sağ olsun. Ne oldu? Biz de onu sana soruyoruz. Ne oldu? Bilmiyorum abi. Ben yukarıdaydım. Yamaç oradaydı. Sonra aşağı ineyim dedim. Adamlara bakayım de. Hadi ya. Abi biri benim kafaya vurdu. Sonrası yok bende hiç. Yarmış mı kafayı? Yarmış ya. Yarmış. Kırmasam öldürecekti. Muhittin abiyi niye durdurdun? Durdurmasam ölecekti. Tuvalin kullanmıyorsun. Evet. Sen bozdun. Celesu. Bana yalan söyleme. Niye? Bu eli benden aldın sen. Ben de bir gün sana geri verebilmek için bir kenara koydum. Al abi. Elim senin. Ne istiyorsan yap. Diyecektim. Bartol'dan intikamımı senin söylediğin gibi alacaktım. Yanına girdim belki onu bitirecek bir şey bulurum. Sonra da gidip Yamaç abiye söylerim dedim. Ben senden böyle bir şey istedim mi lan? İste isteme. Zaten bu saatten sonra bir önemi yok. Benim kafam çok karışık. Bu herif iyi mi, kötü mü? Kadınlara, çocuklara dokunulmaz. Kasım mı, ne haltsa o burada. Karısı çocuğu da burada. Babamı öldürdü. Ama sizin eve bir dalışı var. Karaca var. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Martolu çukurdan yamacak ha. Damesi var sırtında. Biliyordum. Sen zaten biliyordun. Kardeşlerimi bırak. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Çöz beni. Çöz çabuk. Ben buradan ayrılmam. Şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan sevdiklerim. Emine Paşa nerede? Aşağıda bulduğumda. Biz öleceğiz de gömün beni çukura. Gel. Eğer seninki hayatsa, inan bizimki öldü. Geldim. Yaktık gençliğin her yanını, yanan bu gençlik kömür diye. Yanlış eder bir mermi, bu da sanma ki kimse. Bundan sonra sizde halledebilir misin? Ha? Halledebilir misin? Halledebilir misin? Arka taraftan gidip ön tarafta ola. Bizim eve çabuk. Kurudu gözlerimdeki nekirlerim. Kimseyi satmam zehirlerim. Hadi paşam. Mahallelerim paşa. Kesin. Çukura düştü diye sevmeyin. Kendim için okumuyorum. Zahmettin efendim. Senin için okumuyorum. Şaşmadan pusulam. Geceler baba! Kancık bir pusudan sevdik de katlandı. İnanır bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömün beni çukura.
Ben buradan ayrılmam, şaşmadan pusulam. Geceler farksızdır, kancık bir pusudan. Sevdik de katlandık, inanlar bokuna. Hepimiz öleceğiz de gömülmeni çukura. Rahat durmuyor. Ben daha yediğim yumrukları hazmedemeden bir tane daha, bir tane daha. Rahat durmuyor. Kasım aldı. Karısını, çocuğunu, emmiyi, paşayı. Ne oluyor? Ne oluyor? Ben bir şeyleri toparlamaya çalıştıkça... Tamam. Sen bana biraz müsaade et. Yarına kadar. Yarın yok Saadet. Duymadın mı? Çok ciddi. Yarın yok. Bir tek bugün var. Tamam. Akşama kadar o zaman. Bitirebiliyorsan... al götür. Gidin. Nereye isterseniz. İntikam yok de. Arkamızdan gelmeyecekler de. Yeter ki gitsin. Biraz izin ver bana. Birazcık. Azıcık. Tamam. Tamam. Hep üstüm toz, avucumda köz. Yemeğim var ve namussuz. Elimde kan, gözümde yaş. Ben yoruldum, gelip de çöz. Hep üstüm toz. Abi neredesin? Avucumda köz. Yemeğim var ve namussuz. Elimde kan, gözümde yaş. Sarmaşıktım, gelip de çöz. Ya dur şimdi Medet. Bir pusudan sevdik de katlandık. İnanlar bokuna. Alo. Okulun salonuna gel. Ne olur. Bir saate. Alo. Otuz yıl. Otuz yıl. Dile kolay. Otuz sene. Omuz omuza dövüşmüşüz. Birlikte yaralanmışız. Birbirimizin yarasını sarmışız. Hepsi yalanmış. Hepsi yalan. Benim arkamda bir dağ vardı. Siz o dağı yıktınız be. Deme öyle İdris. Derim emmi, derim. Nasıl demeyeyim? Ben başım. Siz benim kollarımsınız. Sen de benim aklım. Benim bir kolum gitti. Aklım gitti benim. Aklın 30 sene önce gidiyordu İdris. Aklın durmuyordu burada. Gerçekten gider miydin Sultan? Giderdim.
Sen benim evime benden olmayan bir çocuğu getirecektin. Giderdim. Çukur'da kaç tane sultan var biliyor musun sen? Çukur'un kadınları kızlarına sultan ismini koyuyorlar. Sırf sana benzesin diye. Niye? Çukur'un anasısın sen. Fakirleri gözetirsin. Düşeni kaldırırsın. Yemezsin, yedirirsin. Ama el kadar bir çocuğu sokağa atmaktan çekinmezsin. Hiç mi için sızlamadı be? Hı? Hiç mi sızlamadı? Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yaptım. Ben hata yaptım. Sen de düzelttin, öyle mi? Evet. Hataysa benim hata. Size mi kaldı lan hatamı düzeltmek? Siz kimsiniz benim hatamı düzeltecek? Ben o çocuğu öyle bırakmazdım. Bırakmazdım onu, alır getirirdim. Siz de buna çatır çatır boyun eğerdiniz. Siz bana karşı çıktınız, bana. Ama hiçbir şey değişmedi. O çocuğu bulup getireceğim ben. Bulacağım. Bu eve girecek o çocuk. Bu kapıdan girecek. Bu eve gelecek. Benim soyadımı alacak. Bu evde yaşayacak o. Madem 30 sene önce bırakır giderdin. Madem durmazdın. Hadi. Şimdi git. Öyle şey. Suç benim suçum. Ben gideceğim dedim. Sultana niye? Kesin lan! Ben diyeceğim dedim. Sadeş, Sadeş. Nasılsın? Çok iyi. Sen? Ben de çok iyiyim. Yıkılacak kadar. Çağırdın. Geldim. Bak. İdris baba.
Yamaç'a 24 saat vakit verdi. Eğer buradan gitmezse çukuru başına indiririm dedi. Ben buradayım. Gelsin indirsin hadi. Salih ama hala bilmiyor kim olduğunu. Bilse ne fark edecek ki? Sen de söylemedin mi? İhtimali öldürdüm ben. Benim kalbim hala atıyor. Gelsin durdursun bakalım. Salih bir şey soracağım. Benim hiç mi değerim yok gözünde? Heh? Aşk olsun sadece. Bu nasıl söz? Benim senden başka kimim var ki? Gözünü. Kapa gözünü. Erbaa gittin mi hiç? Ecuk gittim. Güzel bir yer. Yemyeşil. Bir baraj gölü var, ağaçlar. Yani insanın yaşayası gelir, güzel bir yer. Tamam. Şimdi orada, ağaçların arasında, tam gölün kıyısında bir ev düşün. Ufacık bir ev. Mutfağında kuzinesi yanıyor. Üstünde çaydanlık, fokur fokur. Dışarıda kar yağıyor. Ben börek açıyorum sana. Sen gazete okuyorsun. Erbaa'nın gazetesi. İlçemize yeni atanan Türkçe öğretmeni Salih Elbacı. Eşiyle birlikte. Eşiyle. Kapa gözünü. İki oğulları. Biri 5 yaşında, diğeri yeni doğmuş. Küçük beşiğinde. Büyük babasının kucağında. Baba ben kiraz özledim. Ne zaman olacak bu kirazlar? Babası kiraz almamış oğlunu. Kiraz bahçesi almış. İlk yaz geldiğinde birlikte gidiyorlar bahçeye. Kulaklarında kirazdan küpeler kovalamaca oynuyorlar. Ben bir ağacın dibinde küçüğümü emziriyorum. O da süt kuzusu. Çok mutluyuz. Aç şimdi gözlerini. Açmak istemiyorum. Salih, aç gözlerini. Etrafına bak. Burası çukur. Burada sen Vartolu Saadettin. Ben de İdris babanın Saadet kızı. Burada ihtimal yok. Burada ihtimal öldü. Ama orada, o ağaçların arasında, o kiraz bahçesinde, o ufacık evde. Bir ihtimal daha var Salih'im. Bir ihtimal daha var.
akşamüstü. Deniz kıyısındaki caminin orada bekleyeceğim. Bavul da almayacağım. Eğer gelirsen... kirazdan küpeler yaparız. Hocam şimdi futbol sahalarına geri dönebiliyor mu? Şaklabanlık yapma la. Doktor görecek, tamam diyecek ondan sonra. O doktor da tamam der herhalde değil mi? Zaten biz dün çıktıydık. Sen niye geri getirdin ki bizi buraya? Oğlum, doktor görecek, tamam diyecek ondan sonra diyorum. Anlamıyor musun? Abisi, sen bize müsaade eder misin? Ne oluyor ya? Bu yakalandığın içindi. Baba yeter tamam. Bağırma lan. Bu altı yiyeceksen kendini kollamayı öğreneceksin. Aa, bu ne içindi? Bu da testi kırılmadan önceki tokattı. Bundan sonra hep tetikte olacaksın. Hep bu tokatı hatırlayacaksın. Hadi şimdi defol git şükürüne. Benim dükkanım var la, işim gücüm var. Bir haftadır sakallı bir adama dadılık yapıyorum lan. Çocuğu evine bırakın oğlum. Ben hallederim abi. Adam. O burada kalacak. O benim. Sen burada bekle. Ben seni çağırırım, tamam? Tamam abi. Nasılsın? İyiyim. Ortalıkta dolanıyorum öyle. Çağıran olursa belki diye. Çağırdım. Fark ettim. Karadeniz o tarafta değil yalnız. Ha? Batan gemilerini diyorum, o tarafta arama, burada Karadeniz. Anlat ne oldu? İş mi? Sen ama. Babam. Babamın bir oğlu daha var abi. Ne diyorsun lan sen?
Zonguldak var. Yani... Babam da yeni öğrendi. Senin yaşlarında filan. Annemle paşa yıllarca saklamış babamdan bunu. Üf ya maç, ne diyorsun sen? Ne anlatıyorsun oğlum? Öyle işte, öyle. Duydun. Kim... Kimmiş peki, belli mi? Değil. Ama bulur. Arıyor. Eninde sonunda bulur. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Ay anasını ya. Ben bu adamın gözüne girmek için... Gözüne girmek için ya. Hadi baba. Oraya oradan. Hadi oraya. Hadi oraya. Ayşe. O mesele mi? Çok iyi, mirası bir ortak daha çıktı. Ama ben, ben bir yandan da Bartolo'yla uğraşıyorum. Yaptı gene. Çay, çay söyle bunu. Çay söyle. Oğlum, abine bir çay getir. Domates sirkes kızım. Anne, bir 5 dakika eczaneye gidelim mi seninle? Ne oldu, bir şey mi var kızım? Gel sen bir. Yok yok, bir şey gel. Gel bir ya. Ya ne oldu Karaca? Ya bir şeyim yok anne, bir gel Allah aşkına ya. Bir gel. Allah Allah. Karaca. Karaca deliriz biz, sen ne yapıyorsun? Kabul etmedi değil mi babam? Sen nereden biliyorsun? Yengemle konuştuklarınızı duydum. Duymasam da farkındayım zaten anne. Sen eğer... Yani gidersen... Gider miyiz birlikte? Götürür müsün beni de? Sen daha çok gençsin Karaca. Önünde kocaman bir hayat. Ne hayatı anne Allah aşkına? Karaca. Hayat mı var? Aa, haberle çıktığımız yer aş evi. Buraya da evden kovulduk da geldik zaten. Olmaz burada anne, olmaz. Sen de biliyorsun. Ama ben buradan gidemeyeceğimizi de biliyorum. Sen hala bunun farkında değilsin. Ya çukurdan dışarı çıkamıyoruz. Evden nasıl çıkalım kızım? Sen onu bana bırak. Ben halledebilirsem bunu. Gider miyiz birlikte? Götürür müsün beni de? Ben olmayacak dualara çok amin dedim Karaca. Sen yapma. Gider miyiz birlikte? Sen onu söyle bana. Hı?
derdi ne peki bu yavşan ya? Bilmiyorum. Babam delirdi. İşte 24 saat. Kaldı şurada 20 saat. Benim bu herifi bir şekilde göndermem gerekiyor. Ben bir konuşayım. Anlaşmayı hatırlatayım. Öyle olmaz yani. Abi anlaşma mı kaldı Allah aşkına? Neler yaptı herif? Ama tabii yani yapabilirim bir şey diyorsan. Bak buyur konuş. Pardon. Efendim Kemal. Abi operasyon başlıyor. Tamam. Haberdar edin beni. Metin, Kemal. Evde hiçbir şey yok. Alırız abla. Alıp gelelim. Ne lazım? Ya öyle değil. Evde eşya yok. Hırsız girmiş. Mümkün değil. Bizim çocuklar tembihli. Bu mahalleden geçmezler ki. Ya yok. Şampuanıma kadar yok. Ya mobilyalar duruyor ama tabaklar gitmiş. Bu ne ya? O zaman karakola gideceğiz abla. Yapacak bir şey yok. Değil mi? Tutanak falan. Ya saçmalamayın. Ne diyeceğiz adamlara? Şampuanımı çaldım diyeceğiz. Aa, buyur ablacığım. Abla sen de. Yamaç'ı mı arasak? Ya abi ne yapacak buna? Hadi abla. Abla sen de. Bin. Burası neresi? Tadilat. Tadilat var yenge hırsızlık şubede. O yüzden buraya aldılar. En üst kattalar. Buyur ablacığım, geç al. Senin söyleyeceğin yalanı seveyim ben. Biz sen gibi usta yalancı değiliz beyim. Aklımıza ne geldi son dedik. Aslan, yürü. Geçen o kapıyı atacağım ben. Yenge! Yengeciğim bir saniye, ben bir kapıyı çalayım. Şimdi bu adamlar ters adamlar, biliyor musun? Kemal. Aç kapıyı. Ne dedim ben sana? Tamam yengem. Buyur yengeciğim. Yamaç mı? Öbür evi yeterince kırıp döktü, bir şey bırakmadı. Biraz da bu evi kırıp döksün dedi Yamaç abi. Kendi anahtarı aldın mı? Aldı abla, aldı. Ya sen benim evim, benden habersiz ne haklı ha? Ben sana dedim mi? Tamam, tamam. Taşırız geri, bağırma. Bağırırım. Çünkü seni çok seviyorum. Sen var ya sen. Ya nasıl oluyormuş Yamaç Bey? Hırsız girdi sandım eve. Beğendin mi? Bayıldım. Bayıldım. Sen ne zaman geleceksin? İlk fırsatta bebeğim. İlk fırsatta. Abi.
Abla. Heh. Anne gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum ama iyi görünmüyordu. Biri 5 yaşında, diğeri yeni doğmuş. Küçük 5 yılda, büyük babasının kucağında. Baba, ben kiraz özledim. Ne zaman olacak bu kirazlar? Abi. Ya Melat, 2 dakika rahat bırakmıyorsunuz ama ya. 2 dakika rahat bırakmıyorsunuz ama ya. Ne abi, abi, abi ne? Abi affet. Misafirin var. Hay, başlayacağım misafirine. Anneme de yapmıştım ama. Bir daha yapma kızım. O ne demek öyle baba? Sultan'ından gitti kızım. İstiyorsan gittiği yerde bulursun onu. Orada yaparsın kahvesini. Deme öyle baba. Dedim. Ancak sen yardım edebilirsin. Bunu söylemek doğru değil belki ama... ben senin hayatını kurtardım. Sen de benim hayatımı kurtarır mısın? Tamam Karaca, anladım ne dediğini ama... biraz düşüneyim ben bunu, vakit var mı? Dedem yamaç amcama söyledi. 24 saati var dedi senin için. Yok yani. Bu akşam olursa olur. Olmazsa ben de senden bir daha da bir şey istemem zaten. O da burada olursan yani. Tamam Karaca. Sadece düşünmem için biraz vakit ver bana, tamam? Abi. Selim gel. Bu numaram. Bana hayır deme. Ya tamam Karaca, düşüneceğiz dedim. Hadi bakayım evine. Hadi evine kızım. Manyak mısın sen, güpegündüz buraya geliyorsun? Yamaç'ın buraya geleceğinden haberi var. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kafayı mı yedin? Her şeyi mahvedeceksin. Ha, kafayı yedim. Bundan sonra böyle. Ya herro ya merro. Baykal'ın bundan haberi var mı? Baykal'a bir, sana iki Selim'ciğim. Anlatabiliyor muyum? Vartolu, Allah aşkına bak. Bu açtığın kapıdan ya senin cesedin çıkar ya bizim. Harika. Bana iki ihtimal de olur. Harika. Ne oluyor? Anlat. Anlat. Emmi, paşa, ne bu şimdi? Niye babamın damarına basıyorsun? Konunun babanla alakası yok. Neyle alakası var o zaman? Ya neyle alakası varsa neyle alakası var? Sen kendi kapının önünü temiz önce. Ne demek lan o? Ne bu şimdi? Olduğunda anlarsın. Ha, bir de baban.
bana yarına kadar mühlet vermiş, indirecekmiş. Sakın onunla geleyim deme ha mi? Bunca zamandır hukukumuz var. Sonra yok Selim'i niye vurduk, onu öldürmeyedik, iyiydi falan böyle şeylere üzülemem. Hadi benim işim gücüm var, selametle. Sizin bu Bartolman yediği haltlardan haberiniz var mı? Var, var. Dikkatle izliyorum. Ölecek, onun farkında mısınız? Merak etme, o konuda bütün tedbirlerimi aldım. Sen ölme yeter bana Selim. Sakın öleyim deme. Oo, herkes kafayı yemiş, herkes. Ben hemen yaptırayım mı abime? He? Ben hemen yaptırayım mı? Ha, yok istemez. Ah be abim. Ben seni böyle görmeye hiç alışık değilim. Alemlere akalım mı? Alemlere akalım. Çocuklar çukurda maç seyrediyorlar. Gidelim onların yanına, kafan dağılır hem. Ne maçı lan? Büyük maç. Barcelona'nın maçı. Oradan da hamama gideriz. Masaj, musaj. He? Bu ışığında da akşam yemeği yer miyiz Medat? O da ayarladı mı? Estağfurullah abi. Ben senin moralin düzelsin diye dedim. Biliyoruz lan, biliyoruz. Nerede izliyor çocuklar maçı? Muhittin'in dükkanının önünde. Oraya kurdurdum. Biz dedim çukurdayız dedim, bir yere gitmedik dedim. Aferin lan Medet. İyi düşünmüşsün ha. Bir şey yapmıyoruz da ne oluyor? Kalk, geri gidiyoruz. He ya, aslan abim benim. İşte böyle, dev gibi ekranda mis gibi maç keyfi. Sana da aleyküm selam. Geliyorum, geliyorum. Medet. Abim. Yanında emanet var mı? Var abim, var. İyi, bunlar garip hareketler yapıyorlar. Tetikte olmamız lazım. Tamam. Geçmiş olsun Medet. Topala devam mı? Konuşma lan. Bana bak. Hareket yapma, hareketin Allah'ını görürsün ha. Şşş Medet. Tamam, sakin. Git. Bu mu dev ekran Medet? Ha? Bu mu dev ekran? Abi çocuklar dev ekran olamazlarsa demek ki. Demek ki. Bak. İspanyol. Bunlar nasıl bulmuş? Barcelona'ya neredeyse pozisyon vermedi. Duran toplarla etkili olma çabası var. Orta geldi. Ceza alanı. Pique ve gol! Beraberlik golü Pique'den. Lan ben senin. Gel buraya gel. Bak. Televizyonu diyor, televizyonu. Ha. Ha ya. Topla adamları, gidiyoruz. Nereye abim? Eve. Göstereceğim ben sana dev ekranı. Anladın? Anladım abi. Ya hadi. Yürüyün lan, kırarak. Hadi.
Selam. Aleyküm selam lütfen. Hoş geldin lütfen. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şiir mi okuyordun? Normalde savaş tarih, İkinci Dünya Savaşı tarihi ama bitti, hepsi bitti. Okudum, bir daha okudum, bir daha okudum, bitti, sıkıldım. Bunları buldum, bunları okuyorum. Biraz fazla hızlı mı okuyordun acaba? Okuyorum, hızlı okuyorum ben. Tamam, yine hızlı oku ama şiir biraz daha yavaş okunur. Öyle mi? Hı hı, öyle. Gerçi Nietzsche de yavaş okunur ama. Nietzsche. O kim? Nietzsche. Aa, Nietzsche. Niye Nietzsche dedim peki? Okunuşu öyle de ondan. Okunuş öyle. Dans ederken görülenler deli sanıldı müziği duymayanlar tarafından. Nietzsche. Hı hı. Nietzsche. Pos bıyıklı. Pos bıyıklı böyle. İdis amca gibi. Çukur evimiz Nietzsche babamız. Çukur evimiz Nietzsche babamız. Çukur evimiz Nietzsche babamız. Babanlar aramıyor mu hiç? O nereden çıktı Deren? Ne bileyim. Bir sürü şey yaşıyorsun sonuçta. Yani dertleşmek falan da mı istemiyorsun hiç? E sen varsın. Benim onlara ihtiyacım yok ki. Abin falan da mı? Asla. Girebilir miyim? Evet. Evet, lütfen buyurun. Çok yaşayayım öyle çok. Amin inşallah. Sen de çok yaşa lütfen. İnşallah. İnşallah. ne okuyordun? Şiir ne okuyordun şu an? Atilla İlan, Ayrılık Sevda'ya dahil. 12. basım, 2007 İstanbul. Dur, ilk sayfadan başlama. Tamam. Nereden başlayayım? 77'de ne var mesela? Ay ışığına batmış karabiber ağaçları. Dur, o kadar hızlı değil. Şiir daha yavaş okunur. Yavaş. Hı hı. Tamam. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları. Gümüş tozu. Gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş. Tedirgin, gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte, her şey onunla ilgili. Telaşlı. Thank you.
özür dilerim, çok özür dilerim. Onu kesti bıraktı. Sen acım sonra arasam. Annen burada. Çukurda duramamış, nereye gideceğini bilememiş. Sonra Metin'i aramış, Metin de buraya getirmiş. Burada yani. İyi. Bilmiyorum, haberin var mıydı? Yok, ben de şu an öğrendim. Sağ ol. Sağ ol bir tanem, ben birazdan gelip alacağım. Yapma, yapma, yapma. Gelmez zaten. Ne düşün, buraya gelmiş. Çok üzgün. Ama biz iyiyiz, tamam? Merak etme. Tamam. Tamam ama bir şey olursa mutlaka haber ver, olur mu? Tamam. Seviyorum seni. Seni seviyorum. Size kahve yapayım mı Sultan teyzeciğim? Kahve yapmayı biliyor musun ki? Bilmiyorum. Babam nerede? Evde. Biz çok sıkıldık, çıktık. Evde kaldı o. Biri bitiyor, biri başlıyor diyeceğim ama biri bitmeden öbürü başlıyor anasını satayım. Yaman. Şu Bartolo meselesi. Onu ne yapacağız? Son bir umudum var paşa. Olmazsa sana haber vereceğim zaten. Abi bir çay verir misin? Etrafına bak. Burası çukur. Sen burada Bartolu Saadettin'sin. Ben de İdris babanın Saadet kızı. Burada ihtimal yok. Burada ihtimal öldü. Ama orada, o ağaçların arasında, o kiraz bahçesinde, o ufacık evde bir ihtimal daha var Salih'im. Bir ihtimal daha var. Bu akşamüstü
deniz kıyısındaki caminin orada bekleyeceğim. Bavul da almayacağım. Eğer gelirsen kirazdan küpeler yaparız. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neyden neyden geceden. Şavkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, neyden neyden geceden? Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uyan uyan yar sinene, sar beni dağlar haramı. Açma yaramı, perişanım ben. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışılmış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Madem soysuz göğünün bende yokudu, neydem neydem yokudu? Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırdın beni, dağlar haramı, açma yaramı, nasıl edem ben? Aşağıdan gelir eli boş değil, neydem neydem boş değil. Söylerim söylerim gönlüm hoş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Bir güzeli bir çirkine vermiş, neydem neydem vermişler. Başyastığı kendisine eş değil, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Başyastığı kendisine eş değil, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Aha, benim benim. Bak şimdi, benden ne istiyorsan, ne zaman istiyorsan yapacağım. Sadece söylemen yeterli, tamam? Tamam. Oldu. Tamam de gidelim anne, ne olur.
Bari siz kurtulun. Babam nerede? Meyhanede. Tamam. Tamam. Beceremedim. Ben beceremedim. Kadir. Ne yaptın oğlum? Kastın mı var lan bize? Ne bu? Afet baba, hemen değiştireyim. Kalsın kalsın. İyidir. Düşündüğüm şey mi o? Ben eve daha bugün geldiğim için. Yamaç alışveriş yaptırmış ama. İyi. Al getir onu da sofraya. Fincan da. Kahve fincanı. Şaka. Şişt. Emir büyük yerden. Çabuk bana Türk kahvesi fincanlarını falan bul. Kahve fincanında... Eren, yerin kulağı var, sus. Hadi. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk. Baban orada. Buyur geç. Hoş geldin. Kadir. Sevgili saç. Sağ ol. Bırak ben yapayım. Baba. Tamam.
Nasılsın baba? Nasıl oluyor bu? Ha? Siz de olmasanız. Olan bitenden haberin var mı? Anlat Yamaç. Benim haberim yoktu oğlum. Benim haberim olsa böyle mi olurdu ben? Hı? Çok başka olurdu her şey. Çok başka olurdu. Yarışacak bir kardeş daha çıktı bize. Siz böyle oturacaksanız ben gideyim. Yok yani biz... Hanımlığın yeri var, hanım ağalığın yeri var. İdris'e sofra kurardım gençken. Ben de yanında otururdum. Böyle fincanla. Bir gün dayanamayıp sordu. Hanım ben içiyorum tamam da... sen niye kahve içiyorsun beyaz peynirle? Şimdi ben aile aile diyorum ya. Siz diyorsunuz babam yine konuşuyor. Estağfurullah baba. Yok yok biliyorum. Biliyorum oğlum biliyorum. Ama haklısınız. Siz kardeşlerinizle büyüdünüz be oğlum. Ananız babanız hep yanınızda. Ben hepsini kaybettim. Hem öksüzüm hem yetim. Anlamazsınız siz. Çok uğraştım oğlum ben. Hı? Çok uğraştım. Benim yaşadıklarım yaşamasın diye oğullarım. Çok uğraştım. Buradayız baba işte. Daha ne yapacaksın? Beceremedim oğlum. Beceremedim. Becerseydim... Kahraman abin burada otururdu. Bir evlat. Ana yok. Baba yok. Nasıl yapar, ne yapar? Bilmiyorum ki. Buluruz baba. Buluruz evelallah. Attım pencereye tık dedi. Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay. Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay. İnanmazsan gel yukarı bak dedi. Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay. Armut dalda kız balkonda sallanır vay vay. Bundan sonra bu şarkıyı öğreniyoruz. Derenin düğününde hep birlikte söylüyoruz. Oho benim düğüne kaldıysak bitmişiz. Bir söyleyeyim Sultan teyze. Aha. Sen merak etme ben bulurum sana.
Şimdiye kadar kimlere ev vermedim ben? Bir bizim inat Saadet hariç. Kimleri kimleri bulduk ona? Beğendiremedik bir türlü. Neymiş? Yaşlanınca bize bakacakmış. Al. Elin oğlu koydu kapının önüne. Nasıl bakacaksın şimdi? Dört tane aslan gibi evlat doğurdum. Yetememişim demek ki. Bir fincan kahvenin bile 40 yıl hatırı varmış da... ...sultanın yokmuş. Oturun, oturun. Ben giderim. Bizimkiler nerede? Kimler? Herkes yani. Anne gitmiş. Haberim var. Nedret ablayla Akşin içeride, babam da yok. Tamam, zaten ben onun yanından geliyorum. Benimkiler nerede? Görmedim. Neyin var senin? Hiçbir şeyim yok. Benim neyim olur ki zaten? Hiç. Olsun. Ayşe ile Karaca'yı gördünüz mü? Ayşe odamdayım demişti ama. Karaca da. Ben çıkıyorum. Görünce söylersiniz. Bunu yapmış olamazsın ya.
Abi hayırdır, ne oldu? Bin Cemil, bin. Bin. Salim! Yengen çıktı mı buradan? Yok abi, hiç görmedim. Haber ver herkese, herkese. Mahalle, etraf, her taraf aranacak. Tamam abi. Alo İsmet. Çukur'da sorup soruşturun. Ayşe yengeyi gören neden olmuş mu? Haber bekliyorum. Hadi. Bul beni sokaklarımda. Kendime yalanlarımdan kurtulmak zor olsa da. Ayaklan koş tekrar. Kim bilir kaç kez düşündün. Geçmişin raflarında aldığın dersler ortada. Bu kısır döngü hep var. Kaçma, bu senin kavgan, gerekirse aç kal. Gözün belanın üstündeyken etrafını çakallar. Sarar bir an yalanlar beraberken tamam da. Biz ayrı düştük hayallerin düşerken yamaçtan. Emeklemi gel ve babamın ellerinden oku. Bu güneş yüzüne doğdu, dostların da gölgen olur. Burada kartallar göklerde değil, hep çukurda solur. Ve sakın sırt çevirme, onlar elin kolun. Bu derin konu, çünkü aile her şey demektir. Namerdi bulmak için yarayı deşmen gerekti. Ruhunda bir aslan yatar ki koca yürekli. Bir kez girince çıkamazsın, artık geçmişin terk etti. Öfken intikam aracı, kalbin aynı yanarda. Çünkü bu ihanet intihardan acı. Düşmekten korkma sakın, ayaklanmak ilacın. Ve hasmın kalbinde bir çocuk uyur, bilinmez amacın. Bul beni sokaklarımda. Kendime yalanlarımdan kurtulmak zor olsa da. Ayaklan koş tekrar. Kim bilir kaç kez düşündün. Geçmişin raflarında aldığın dersler ortada. Karıca, bir şey mi var? Bir de soruyor musun? Siz birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Akşının sevgilisi oluyor kendisi. Yok öyle bir şey yenge. Ne istedin lan benden? Ne diyorsun kızım sen? Ne yaptım ben sana? Ne istedin benden? Karaca, bir sakin ol Allah aşkına ya. Aa, gidiyoruz işte. Canım su. Rahat dur, başımıza bela almayalım akşam akşam. Salim. Abi çukurdan çıkarken görmüşler. Ceresun'un arabasındaymış. Ne? O ne demek lan? Vallahi bilmiyorum abi. Çıktılar, çıkmışlar dedin. Ne taraftan? Orman yolundan abi. Kapat. Bartolu, lan Bartolu. Cemil, sen benim adamımsın değil mi? Senin adamınım abi. Kapalı kutu olacaksın abicim, tamam mı? Benden laf çıkmaz abi. Müşteri olsa. Müşteri mi? O ne demek lan? Bulmaca abi, ben bulmaca çözerim de çok. Oradan yani. Ya sen ne dedin biraz önce? Sus Celasun, sus. Lan dedim, var mı? Karaca. O değil, o değil. Ben sana ne yaptım, benden ne istedin falan. Asıl ben sana ne yaptım lan? Bak ya, hala ya. Daha ne yapacaksın be, daha ne yapacaksın? Gururuma kadın paramparça ettin, daha ne yapacaksın? Ya bir git Karaca, saçma sapan konuşma be. Seni öldürürüm babacığım. Seni öldürürüm. Git seni öldürürüm. Abi, abi dön 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 dön. Kaza var şurada. Thank you.
haberler verdiniz bize. Sağ olun doktor. Çok teşekkürler. Kusma olursa acilen hastaneye kaldırın. Sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ne dedi abi? İyiymiş durumları. Uyusunlar. Sen burada bekleyeceksin. Benim bir işim var, onu halledip geleceğim. Kesinlikle hiçbir yere gitmeyecekler, anladın değil mi? Kesinlikle. Merak etme abi sen. Ben buradayım. Gidemezler bir yere. Ulan iyi ki rastladım sana be. Ne yaptın? ...24 saat dedin. Daha da olmadı. Annemi göndermişsin. Gönderdim, evet. Çok güzel. Çok güzel. Sen şimdi yatağında yalnız uyuyacaksın. Annem de... Sena'da. Bunca yıllık karım. İlk defa yatağında, evinde değil. Müsaade et de bileyim nerede olduğunu. Bir ömrü seninle geçireceğim. Ağır laftır. Bazıları altında kalır. Bazıları altından kalkar. Ben altında kalanlardanım oğlum. Sen kendi işine bak. Her şeyi kendi kafana göre çözmeye çalışma. Bak adam orada duruyor hala. Neden lan, neden? Biri konuşuyor dedin. Herif çekti aldı paşayla emmiyi. Ne yani? Selim mi? Ha? Al ne yapacaksan. Gel. Geç otur. O zaman bana bırak. Benim bir omzumda bir ton, diğerinde bir ton. Sen yemin ederim benim geçtiğim yoldan geçmedin. 40 yıl bu koltukta oturdun, yine de geçmedin. O yüzden bana bırak. Yarın öyle bitecek bu iş. Sokaklarda
giderim. Dünyalara değişmem. Annemi çok severim. İnci inci dişim var. İp değil ibrişim var. İncilerim döküldü. Taş taş üstüne koymak ne zormuş be anne. Beceremedim. Gidelim dedi bana. Gidemedim. Ya ben senin mezarını yaptıracağım diye sana söz vermişim. Onu yaptırmadan nasıl gideyim ben de? Sen ne yaptığını söylüyorsun? Kasım, karısı çocuğu, emmi paşa, Ayşe Karaca, arada bir de ben. Ne yaptığını sanıyorsun? Yamaç, bilmediğin şeyler var. O yüzden iyisi mi sen karışma. Lan neyine karışmayayım? Abimin karısını kızını kaçırıyorsun, neyine karışmayayım? Ben kaçırmadım ulan. Kendileri kaçmak istedi. Dedim bari en azından onlar gitsin. Ben gidemedim. Bir kadın gidelim diyorsa gidilir. Sen düşünürsün. Şunu şuraya koyayım, onu oradan alayım. Şununla çarpayım, ona böleyim. Düşünürsün. İşin içinden çıkarım bir şekilde. Ya da düşünmezsin, dalarsın. Öylece dalarsın. Ama kadınlar... Sezer. Gelmekte olana. Sezer. Eğer bir kadın... Gidelim diyorsa... Vardır bir bildiği. Sen de gidemedin. Gidemedim. Bugünkü aklın olsa? Benim durumum farklı. Hadi lan orada ne farkı var? Üşütme, farklı. Ne farklı ne? Ben koruyorum. Çünkü sen saldırıyorsun. Sen saldırmasan ben giderdim. Gidemedim. Saadet ne anlattı sana? Her şeyi. Kiraz ağaçlarına kadar. Böyle bir hayalden vazgeçilir mi? Vazgeçilir. Benim daha burada yapacaklarım bitmedi. Çocukluk aşkını bulmuşsun. Aynı kızın. Dünyanın en iyi insanı. Kimseyi kırmaz, kimseyi üzmez. İçine atar aynı hep. Sevmiş de seni bir daha. Bunu bile yapmış. Sen de sevmişsin ulan. Yeni bir hayat demiş sana. Yeni bir hayat. Bir dön arkana bak. Yaşadıklarına, geçmişine. Bir de önüne bak. Çocuklar, kiraz ağaçları. Sana sunduğu geleceğe bak. Hangisi?
Ya böyle bir hayalden neden vazgeçer bir insan? Ben buraya saadet için gelmedim. Saadet için de gitmeyeceğim. O yalnızca benim gönlümü, ruhumu, kafamı karıştırdı. O bana. Korktun. Doğruyu söyle, korktun. Mutlu olmaktan, güvende olmaktan, huzurlu olmaktan korktun. Yavaş, sus. Zaten bildiğin şeyler değil ki. Aile, yuva, şefkat. Sus kardeşim, sus. Yaralarını iyileştirmekten korktun. Sanıyorsun ki yaraların seni bugüne getirdi. Değil mi? Yaralarına borcun var sanıyorsun. Sus! Konuşma! Konuşma lan! Konuşma! Konuşma! Sen hiçbir şey bilmiyorsun! Konuşma! Gideceksin. Çukurdan. Gideceksin. Gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim ulan. Git Bartolu. Git. Çok yoruldum bu oyundan. Git. Hak ettiğimi almadan. Şuradan. Şuraya git lan. Hak ettiğimi alacağım. Alamayacaksın. Alamazsın. Alırım ulan. Alırım. 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 Bak bak. Bu benim rahmetli. Anamın mezarı. Taşı bile yok lan. Mezar taşı bile yok. Ben anamı o mezara taşı olmadan koyanlardan intikamımı almaya geldim. Ben benim hayatımı sikenlerden intikam almaya geldim. Hakkımı olan almaya geldim. Senin hiçbir şey bildiğin yok. Konuşma. Biliyorum ben. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Biliyorum. Bilmiyorsun lan. Bilmiyorsun. Biliyorum. Bilmiyorsun lan. Hiçbir şey bilmiyorsun. Biliyorum Salim. Biliyorum babamın oğlu. Biliyorum. Madem biliyorsun. Şunu da bil o zaman. Ben çukuru alacağım. Kralı da devireceğim. Oğullarını da devireceğim. Çünkü ben her şeyi yaparım Yamaç. Sen yapamazsın. Ben her türlü... pisliği yaparım. Sen yapamazsın. Hiç kimse bana Salih, canın acıyor mu diye sormadı. Ben hiç kimseye canınız acıyor mu diye sormam. Yapmayayım.
Çukur benim hakkım. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel buraya. Gel. Gel. Bak! Bu mezar burada durdukça sen çukura sahip olamazsın. Ben olayım ya da olmayayım. Sen çukuru sadece ele geçirirsin. Duydun mu beni? Zorla. İnsanlar sana boyun eğer. Zorla. Ama çukur evimiz, Salih babamız. Asla. Asla. Git buradan. Öleceksin, git buradan. Gitmiyorum. Gücün yetiyorsa öldür. Lan git, git. Öldürsene! Öldür! Lan git buradan! Ben çukurda öleceğim. Son sözüm bu. Mezar taşıma yazdırırsın. Öldür beni be kardeşim. Öldür. Merak etme. Zaten çukurda öleceksin. Umarım geçerli bir sebebim vardır gecenin bu saatinde Selim. Bartolu karımı ve kızımı kaçırmaya kalktı. Yeterli mi? Ne? Ne oluyor bu adama ya? Delirdi. Başka bir açıklaması yok. Delirdi. Peki, tamam. Ne istiyorsun? Ben hiçbir şey istemiyorum. Satrancı siz oynuyorsunuz. Ama bu taş sizin kontrolünüzden çıktı. Onu söyleyeyim. Evet, evet. Farkındayım. Farkındayım. Ha siz bir şey yapmayacaksanız da biz yarın yapıyoruz zaten. İsterseniz onu da bekleyebilirsiniz. O ne demek öyle? Yarın öğlen dalıyoruz, bitmiştir. Ama sen geride kalacaksın değil mi konuştuğumuz gibi? Ya o kadar kızgınım ki. Yani siz olmasanız ben şu an sıkacağım kafasına. Çok tehlikeli hepimiz için çünkü. Onun için zor ama bizim elimizden kaçarsa en azından sizin elinizden kaçmazsa çok iyi olur. İşini şansa bırakma demek istiyorsun, öyle mi? Ben size hiçbir şey demiyorum Baykal Bey. Ben size işinizi öğretemem. O yüzden size beyefendi diyoruz. Saygılar. Otur. Bu ne hal? Ne oldu size? Abi Karaca kaza yaptırdı. Artık ne yaptıysa arkadaş. Ya delirtme beni Medet. Bir şey yapmadım dedim sana. Bir şey yapmadı da bu ne lan o zaman? Şu halimize bak. Kesin kes! Karaca'nın anasının vaziyeti nasıl? Bilmiyoruz abi. Birileri almış götürmüş, biz de uyanınca fark ettik. Ben biliyorum kim olduğunu da. Neyse. Tüh size. Tüh. Abi kızmazsan sana da bir şey çarpmış gibi. Ben çarptım Edat. Ben çarptım. Hevle vela kuvvet ya. Tamam. Bitti.
Özür. Yok, yok. Bir şey olacağım. Tamam. Tamam. Bitti. Ne oldu peki? Kavga ettim. Kavga? Beni niye çağırmadın? Sen kavga sevmezsin ki. Olsun. Aparkat, kroşe, düz, swing, grogi. Sonuncusu yumruk değil ama. Tekme mi? Yok, o da değil. Hayırdır, senin bir keyfin yerinde. Hı. Erkek adama yakışmaz Ali'cim. Bu kim, babam mı? Hı, amca. İdris amca. Peki. Tamam. Öpücük mü daha güzel, simit mi? Hı. Öpücük. Tamam. Peki o zaman öpücük mü daha güzel, çorba mı? Öpücük. Tamam. Öpücük mü daha güzel, gazoz mu? Yaşa be Aliço'm. Gazozdan güzeli var mı be? Öpücüklü gazoz. Ah Aliço. Her yerim acıyor zaten. Öpücük. Bakın şimdi. Beni iyi dinleyin. Adamları uyandırın. Yarın sabah bu evden gidiyoruz. Bize kale gibi bir ev bulman lazım Celasun. Anladın? Sessiz gideceğiz. Hızlı gideceğiz. Yolda gol yemeyeceğiz. Sabaha karşı çıkmamız lazım. Yarın öğlen saatlerinde İdris babamız çocuklarına bizim elimizi öptürtmeye getirecek. Haliyle kalabalık gelecekler. O yüzden bize kale gibi bir ev lazım. Bir sürü girişi çıkışı olsun. Buradan üstten binerlerse mahvoluruz. Anladın? Yarın ya Herro ya Merro günü. Ona göre bütün silahları alın ve adam gibi hazırlanın. Anlaşıldı? Celasun bulabilecek misin bize böyle be? Bulurum abi. Hay aferin oğlum. Senin çocuklar var ya Aliço. Benim çocuğum yok ki. Arkadaşların yani. Hani bu Serdar'ın bakıcısını bulmaya yardımcı olmuşlardı. Ha. Tamam. Arkadaşlar, tamam. Onlardan hiç kimi kimsesi olmayan... Kimi kimsesi yok onların. Kimi kimsesi yok. Hiçbirinin mi? Hiçbirinin. Benim gibi. Hepsi benim gibi. Anneni babanı bulmanı ister misin Aliço? Bilmiyorum. İstersen bul dediğinde bulacağım. Olur mu? Olur mu? Çocuklar?
Bana biri lazım. Tehlikeli bir iş için ama. Ben yapayım. Yok. Sen git değil. Dediğim gibi. Tehlikeli bir iş. Tamam. Ne zaman? Yarın. Yarın lazım. Tamam. Tamam, yarın lazım. Tamam. Uyumuyordun değil mi? Yok. Uyku tutmadı. Farkındayım. Ön cama gel. Nasıl? Beğendin mi? Çok geyiksin. Niye ya? Güzel değil mi? Ha. Burada bir şeyler yanlış mı olmuş? Sen delisin biliyorsun değil mi? Hiçbir zaman aksini iddia etmedim ki. Gelsene yukarı. Yok, gelmeyeyim. Ama geleceğim. Söz. Sena. He. Sen hani bu sene kar yağmadı diye çok üzülüyordun ya. Thank you.
Seni çok seviyorum. İyi geceler kadın. İyi geceler. Abim. Kusura bakma, uyandırdım değil mi? Yok abi, uyku tutmadı zaten. Şimdi ciddi ciddi yarın giriyor muyuz? Biz giriyoruz. Sen çukurda kalacaksın. Olmaz abi, ben de seninle geleceğim. Seni yalnız bırakmam. Bir dakika. İşin yok demedim ki. Ha, o zaman sıkıntı yok. Çünkü biliyorsun sıkıntı yoksa... Sıkıntı var demektir. Sen nereden öğrendin? Abi her yerde yazıyor. Nereye baksan o yazıyor. Peki ben ne yapacağım şimdi? Peki. Çukurdaki evleri boşalttılar mı? Onlar çıktı abi, gittiler çoktan. Hey Celasun, silahların hepsi tamam mı oğlum? Hepsi sığmadı abi, ben bir tur daha yapacağım. Hey, tek bir mermi bile bırakmayalım ardımıza, tamam mı? Tamam abi. Celasun. Helalleşeceğin biri var mı? Yok abi. Benim de yok.
saniyeler süren saniyeler. Hadi hadi hadi. Bozuk kötü haberlerin ben miyim nedeni? Küçük hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Sikik hesaplar peşinde bütün bildiklerim. Sabah karanlığında cebimden çıkan şu para. Yaklaş gözlerimde yaşam belirtisi ara. İllegal çarelerle gel yanıma. Terk edilmiş köpeklerden özgür değiliz dünyada. O zaman ver şişeyi. Dünyadan hızlı döndüm, gezegenler kusar seni. Elimde hiç olmayan nedenler var, çekil geri. Bak film çekilir gibi, bak filmim çekildi benim. Kulak versen onların sesine. Karamsarlık zannettiğin lanet, farkındalık neyse. Döndü ışıklarım kırmızıdan yeşile. Dinle sakın düşme dostum ışıklarım. Celesun. Sen eve dön istersen, biz hallederiz. Hayır. Ben de geleceğim. Abi, sen de babamın yanında dursan artık kalmasın. Ağayı çıkartmamız lazım. Siz gidin, ben korurum. Gidin siz. Abi gidelim. Sen geri git. Abi gitmemiz lazım. Gözünü seveyim. Ben seni çukurda saklarım. Saklayamazsam doğru duyuruz. Öldürsene! Öldür! Lan git buradan! Ben çukurda öleceğim. Son sözüm bu. Mezar taşıma kazdırırsın. Öldür beni be kardeşim. Öldür. Medet. Abim. Ölme lan. Tamam abi. Gidin siz. Yavaş abi, haber var. Bartolo kaçıyor. Abi. Abi. Bartolo kaçıyor. Arkadan kaçıyor.
Jason. Hadi oğlum. Abi sür sen, yürü. Oğlum gelsene. Abi. Hakkını helal et. Asıl sen helal et be oğlum. Benimki helal olsun. Helal olsun. Hazırım abi.